arkadaşlar, bugün akıllı çay bardağı oynuyoruz. Şimdi direkt oyuna girelim arkadaşlar. Kanala abone olmayı unutmayın. Like atın ve yorumlarınızı arkadaşlar. En önemlisi yine kanala abone olun. Şimdi sen aklından bir şey istiyorsun. Ben doğru ne olduğunu 20 soruda biliyorum. Ama bak, tuttuğun kelime herkesin bildiği bir şey olsun ha. Böyle kimsenin bilmediği özel bir isim ya da bir şehir olmasın. Tamam? Hadi başlayalım. Ne istiyorsun arkadaşlar? Şimdi Tamam yaklaştık. Tövbe. Bunu değil mi? Hayır. Bir şey koydum mu? Bir konu koydum ama harbiyim ya. Hayır. Belki de kesin şu an basacağın zaman beni uyandırırsın. Bastı mı? Ha, basmadın da. Evet. Mutfakta bulundum. Evet, mutfakta sürekli koltuk bulundum ben. Öyle. Ha, oturma odasında bulundum ya. Evet arkadaşlar ya. Bir elektrikte çalışıyor. Dur bakayım, biraz konsantre olmam lazım. Dur bakayım. Yan yatak odasında da koltuk bulundur. Yazsam. Şimdi sorulara verdiğim bütün cevapları düşünüyorum, özümsüyorum ve bak bakalım doğru bilmiş miyim? Koltuk kanepe yüksek bildim. Bildim yaşa. Hadi tekrar. Şimdi sen aklından bir şey tutuyorsun. Ben doğru ne olduğunu 20 soruda biliyorum. Ama bak, tuttuğun kelime herkesin bildiği bir şey olsun ha. Böyle kimsenin bilmediği özel bir isim ya da bir şehir olmasın. Tamam? Hadi başlayalım. Şimdi tutalım arkadaşlar. Bilgisayar tutalım hadi. Tutalım bu işe. Şimdi diz üstünü koysan sığar. Ama masa üstünü koysan sığar. Bildim galiba. O yüzden... Heyecan müziği yaptım. Biraz gerginim. Madrid diye. Şimdi diz üstü bilgisayar koysanız arkadaşlar sığar. Ama masa üstü bilgisayar koyarsanız sığmaz. O yüzden emin değilim diyeceğim. Mutfakta bulunma. Evet, mutfakta her zaman bir bilgisayar bulunduruyorum. Gelsene. Üstünü kovacamayı kaldırıp düşün. Şimdi diz üstünü kaldırırsınız. Ama masa üstünü ben şahsen zorlanıyorum. Sen düşün. Otur. Ha. Sen rahat ol, ben bekleyeyim. Emin değilim diyeceğim. Beni hediye olarak gönderebilecek bir şey bu. İstedikten sonra bir şey kullanırken elinde tutman gerekir mi? Yok, gerekmez. Melek'te 4 köşesi var bir de bir şey. Evet, vardır. Bir şey konulur mu? Yok, konmaz. Su ile yıkanır mı? Yok ya, bilgisayar su ile yıkanmaz. Oturma odasında bizim bilgisayar. O yüzden evet diyeceğim yani. Bu şey pil ya da elektrikle mi çalışır? Evet. Şimdi bilgisayarda müzik de dinleyebilirsiniz. Bildim galiba. O yüzden evet. Çalışma masasında evet. Şimdi camdan yapılmış bir parçası tabii ki var. Diz üstünün var. Ama sen masa üstünün... Otur. Ha. Sen rahat ol, ben bekleyeyim. Yok ya. Masa üstünün yok. Ama diz üstünün var. Kararsız kaldım. Emin değilim diyeceğim. Yok ya. Diz üstünü de taşıyamazsın bu sefer. Metalden mi yapılır? Duvarlak mıdır? Yok. İyi gösterim. Evet. Şimdi sorulara verdiğim bütün cevapları evet, düşünüyorum, galiba. Özümsüyorum ve bak bakalım doğru bilmiş miyim? Bilgisayar, klavye, radyo. Bildi. Bildim. Hadi. Şimdi sen aklından bir şey tutuyorsun. Ben doğru ne olduğunu biliyorum. 20 soruda biliyorum. Ama bak, tuttuğun kelime herkesin bildiği bir şey olsun ha. Böyle kimsenin bilmediği özel bir isim ya da bir şehir olmasın. Tamam? Hadi başlayalım. Ev arkadaşlar, koskoca evi tutuyorum. Elinde tutmak gerekir mi? Hayır. Bu da koyuyorsun, ben de koyacağım. Metalden yapılmış parçası var ama hepsi metalden. Ya sen hala benim. Evet, bir evi kolayca havaya kaldırabilirsiniz. Evet. Kapağı var mıydı? Kapak olarak çatı mı yoksa kapak? Dur bakayım, biraz konsantre olmam lazım. Dur bakayım, bir düşüneyim.
Daldım gittim ben ya. Ne diyordun? O yüzden arkadaşlar aynı kapağı yok. Ortalama ve otomobilden daha mı büyük? Evet. İnsan taşımak için kullanılıyor. Şimdi insan... Tamam. Yaklaştık. Bir yerden bir yere onunla böyle gidemiyorlar. O yüzden taşımak yok. Aynı bileceğim. Hareketli bir parça yok. Beyaz renkte midir? Her renkte olur, emin değilim. Camdan yapılmış parçalar, camlar var. Dört ayağı... Yok, temel var bunda, dört ayak yok. Dört teşhisi mi vardı bu şeyin? Emin değilim ya. Suleyka'nın koskoca evi Suleyka'yı. Uzun ve ince bir şey mi bu? Hayır. Deliği var mı deliği olarak arkadaşlar? Yok ya. Yatak odasında ev bulundu bileksiz. Oturma odası yok. Yok. Çay mı bu şey? Hayır. Genellikle yazın mı gördüğü yere kullanılır? Yazın da kullanılır. Yazın. Emin değilim. Çözmeler katlanır mı? Hayır. Bitki ya da hayvan gibi canlı bir şey mi? Hayır. Genellikle yeşil renkli bir şey mi bu? Emin değilim. Yaprakları olan bir şey mi? Hayır. Şimdi sorulara verdiğim bütün cevapları düşünüyorum, özümsüyorum ve bak bakalım doğru bilmiş miyim? Okul, bina, dünya. Şimdi ev dedik arkadaşlar, bina mı bilemedin? Ev. Gönder. Tamam, itiraf ediyorum, bilemedim. Ne kadar zor sordun ya. Hayır, anlamıyorum. Çok mu çay içiyorsun da böyle zor şeyleri akıl edebiliyorsun? Şey, bana bir şans daha versene. Bak, bu sefer bileceğim. Gerçekten çok azimliyim. Verim arkadaşlar. Şimdi sen aklından bir şey tutuyorsun. Ben doğru ne olduğunu 20 soruda biliyorum. Ama bak. Dur gelin, herkesin bildiği bir şey olsun ha. Böyle kimsenin bilmediği özel bir isim ya da bir şehir olmasın. Evet, tamam arkadaşlar. Hadi başlayalım. Ne tutalım? Tabak. Mutfakta evet. Yiyip içilebilen bir şey mi? Hayır. İçine bir şey konur mu? Evet. Genellikle kapağı var mı? Şimdi tencerenin var. Evet, tencere ne alaka? Basacağın zaman beni uyandırırsın. Tak tak. Bastı mı? Ha, basmadım ben. Bakayım. Hayır, suyla yıkanır mı? Yıkanır, evet. Sapı var mıdır? Yok bu. Hayır. Camdan yapılmış parçası var mı? Cam tabak olur mu ya? Dört köşesi var mıdır? Tabak genelde yuvarlak olur. Ortalama bir yatak. Ya da evet, yatak odasında sürekli döverdim ya. Bu şeyin deliği var mıdır? Hayır. Çalışma masasında bulunabilen bir şey. Evet, çalışma masamda sürekli bir tabak bulunurum yani. Bu şey genellikle metalden mi yapılır? Ya sen hala benim aklımdaki şeyi bulamayacağımı zannediyorsun değil mi? Evet, bulamayacağım belki, Allah Allah. Taşısam taşınır ama taşımaz da. Oturma odasında sürekli. Şimdi bir misafir geldi falan. Ya sen bana bir yerden tanıdık geliyorsun ama neyse, konuyu dağıtmayalım. Tabii alıp tanıdık geleceğim. Kaç defa oynadım seni ya. Kaç defa oynadım arkadaşlar ya. Oturma odasında bulunabilir mi bu şey? Hayır ya. Yuvarlak mıdır? Aynen. Yine hediye olarak tabak verilmez bence ama verilirsen verilir ya. Ya da elektrikle mi çalışıyor? Hayır. Şimdi sorulara verdiğim bütün cevapları düşünüyorum, özümsüyorum ve bak bakalım doğru bilmiş miyim? Kaşık, tepsi, kap. Şimdi tabak dedik arkadaşlar, o yüzden. Tabak. Tabak. Gönder. Tamam, itiraf ediyorum, bilemedim. Ne kadar zor sordun ya. Hayır, anlamıyorum. Çok mu çay içiyorsun da böyle zor şeyleri akıl edebiliyorsun? Şey, bana bir şans daha versene. Yok ya. Bak, bu sefer bileceğim. Şansın yok. Gerçekten. Çok azimliyim. Allah Allah ya. Tövbe. Yes, tekrar basıp çık şuradan. Evet, çıkıyorum abi. Şimdi arkadaşlar, oyunu oynadık. Evet, işte 9 dakikalık olmuştu abi. Birazcık daha mı oynasaydık? Aynen, birazcık daha oynayalım. Ya da. Neyse arkadaşlar ya. Şey,
kanala abone olun, like atın ve yorum yazın arkadaşlar. Tabii ki en önemlisi kanala abone olun. Like atmasanız bile abone olun ya. Yani destek verin arkadaşlar. Neyse hadi konuyu dağıtmayalım. Görüşürüz, kendinize iyi.